aleyhi ve sellem. Bayağı kısalmış. Konuşmalarda çok kötüyümdür. Müthiş başlangıç. Buraya konuşmacı olarak çağırdığımda TEDx'te TEDx karşıtı bir konuşma yapabilir miyim diye sordum. Tabii ilerdi bana, istediğinizi söylemekte özgürsünüz. Tabii böyle bir yanıt gelince ben de vazgeçtim. Hevesimle karşılıyoruz. Sonra zaten benim şahsen saçma bulduğum şeyin organizasyonla değil de bazı konuşmacılarla alakalı olduğunu fark ettim. Saçma bulduğum şey de şu. İnsanlara hayal satmak. Ama bunu böyle çok popülist ve klişe bir yerden yapmak. Yani işte iste gerçek olsun, aslansın, kaplansın, yaparsın. Oğlum sen var ya, harikasın, inanılmazsın, evrenin sahibisin. Değiliz. Evrenin sahibi değiliz. Hatta onun kayıtsız kaldığı aciz ve şımarık bir misafiriz. Ve çünkü yani her şey bizden önce de vardı, bizden sonra da var olmaya devam edecek. Ve bütün bunlara olan etkimiz düşündüğümüzden daha az olacak. Galiba. Ve yine işte bu popülist ve klişe bir yerden başarı satma hikayesinde ki burada da benzer bir kibir hissediyorum hep. İşte böyle başardım, şöyle zengin oldum. Tamam zenginsin, bir sürü param var da o kadar parayla ne yapıyorsun ki? Yani aynı derinliksiz, vizyonsuz hayatına devam ediyorsun. Ya da mesela adamın babasının 50 tane apartmanı var. Çıkıp anlatıyor, ben işte şöyle zengin oldum. Sen emek bile vermedin ki, sen sadece şanslı bir spermdin. Doğru zamanda, doğru yerde doğdun. Ve bu tamamen şansla alakalı bir şey aslında. Kaldı ki zaten tek başarı kıstası maddi olarak sahip olduğu şeylerle övünüyorsa bir insan, ondan koşarak uzaklaşmak gerek. Bence. Dolayısıyla birinin nasıl başardım hikayesini dinlemek yerine nasıl battım hikayesini dinlemek bana daha ilgi çekici geliyor. Yani sıkılıyorum başarı hikayelerinden, yapacak bir şey yok. Çünkü aslında çoğumuzun başına gelecek olan şey bu. Yani onumuzdan dokuzu çuvallayacağız. Ve hayat aslında böyle bir şey. Dolayısıyla burada size gaz verecek motivasyon konuşması yapmak yerine başarısız olduğunuzda neyle karşılaşabilirsiniz ve ne yapabilirsinizi söylemek bana daha dürüstçe geliyor, daha samimi geliyor. Ki bu açıdan Stoa felsefesinin bana bayağı faydası oldu. Stoa felsefesi antik Yunan'da ortaya çıkan bir düşünce biçimi, stoik, acıya dayanıklı demek. Özetle söyledikleri şey de şu, hani biz hep iyiyi, başarıyı hayal ediyoruz ya, onlar da diyor ki, kendini her zaman en kötü olasılıklara hazırla ki, çuvalladığında o kadar da üzülmeyesin gibi bir mottoları var. Yeni yıl kutlamalarında bir tane dayıyla röportaj yapıyorlar, işte yeni bir sene olmuş falan. Adam da şey diyor, çok şükür kötü günleri geride bıraktık, sırada daha kötü günler var. Bu adam viral oldu falan hatta bu açıklamasından sonra. Şimdi o dayı bir stoik aslında. O müstesni bir gülümsemeyle acıyı, o kabullenişi. Çok güzel bir yer. Karanlıkta kahkaha gibi böyle güzel bir ters psikoloji var yani orada. Hani işte özetle acıyı ve hüznü de yaşamak, başarısızlığı da kabullenmek. Çünkü oradan da öğreneceğimiz çok şey var. Bunu deneyimlemenin önemini anlatıyor falan bu felsefe. Dolayısıyla aslında edebiyatın, edebiyatta da bunu görüyoruz. Yani felsefenin anti kahramanları gibi stoikler, edebiyattaki anti kahramanlar da böyle. Şunu düşünmenizi isterim. Edebiyat tarihinde kült olmuş, gerçekten klasikleşmiş kahramanlar böyle süper yakışıklı, erdemli, akıllı, cesur, süper kahramanlar değil. Anti kahramanlar. İşte ne bileyim, Raskolnikov'u düşünün, Gregor Samsa'yı düşünün. Selim Işık var tutunamayanlarda. Joker var, Holden var, Çağlar Tarlası'nın çocuklar. Bunlar hep böyle huysuz, uyumsuz karakterler ama acı da olsa bize gerçeği bir tek onlar söylüyor. Ve edebiyat tam da zaten bu işe yarıyor. Yani
insan ruhundaki çatlakları, çelişkileri, zaafları, en kötücük duygularımızı biz onlardan öğreniyoruz. Anti kahraman kadar. İsteselerdi, bize gaz verip bizi motive ederlerdi ve biz onlarla daha mutlu olurduk. Ama onlar bizi kendimizle yüzleştirmeyi tercih etmiş kişiler. Bir de şöyle bir şey var, yani dedim ya başarıya çok sıkılıyorum diye. Mesela Raskolnikov'un bir katil olmasına rağmen dünyada en sevilen roman karakteri olmasının bir sebebi var. Çünkü Dostoyevski böyle acımasız bir dürüstlükle insan denen muammaya, o büyük soru işaretine bir ışık tutuyor, bir ayna tutuyor ve kara ayna tutuyor daha doğrusu ve bizi böyle bir otopsi masasına yatırıp inceliyor. Şimdi başarı hikayesine Raskolnikov'u düşünüyorum. Raskolnikov'u böyle her sabah 5'te uyandırıp koşuya çıkartsak. Dönüşte böyle cebinde kalan o klasik son rublesiyle bir kadeh bir şey içirtmek yerine ne bileyim böyle cumaf falan yedirsek ne hikaye çıkar ki ondan? Ya böyle birini sadece annesi sever. Ya da işte Bukowski var, Amerika'da yaşayan bir adamdı. İşte sürekli at yarışlarını izlemeye gidiyor, bahis yapıyor, hipodroma gidiyor falan. Şimdi gel bu adamı vegan yap mesela, uzun yaşasın diye. Amerikan şiirine daha büyük bir darbe vuramazsınız. Zaten uzun yaşama merakını da biraz saçma buluyorum. Ya ne yapacaksın ki? Arzu ettiğin şey sevdiğin ve tanıdığın herkesi görmek mi yani? 100 yaşında ve tek başına çok sıkılacaksın. Dolayısıyla önemli olan şey bana uzun değil de güzel yaşamak gibi geliyor. Geçenlerde şeyi izledim, Ricky Gervais'ın bir stand-up'ı var. Orada şey örneğini veriyordu. Güzel bir detay. Diyor ki adam, 20 yaşında 30 yaşında tekrar gitmeyeceksin ki. 80'de 90'a uzatacaksın yaşını. Bu da ne kadar hoşuna gider bilmiyorum abi bana. Bana çok ilginç gelmiyor ya. Bir de ben yeni tanıştığım birini neden böyle daha 5. dakikasında bir şekilde vegan olduğunu öğreniyorum ki? O da tuhaf. Yani mesela bunu böyle her yerde bir şekilde ifade etme gereksinimi duymak bana bu işin felsefesini değil de etiketini sevmek gibi geliyor. Sonra da şey başlıyor. Aa sen hala etmiyorsun, ne kadar cahilsin ve ilkelsin. Bana niye bağırıyorsun ki? Ne bileyim, yani iklim zirvelerine özel jetleriyle giden insanlara söylüyorum. Ne bileyim, Nusret'e bağır. Sanki ben böyle bolluk için değil de her gün et, balık, yumurta yiyorum. Tabii ki genelleme yapmıyorum yani. Hepsi tabii ki böyle değil ama son zamanlarda böyle birkaç yere de karşılaştık. Tuhaf geliyor. Bir de şöyle bir klişe sekmesi var. Ondan da bahsetmek isterim. Ferrari'sini satan bilge koca bir yalan arkadaşlar. Çünkü o adam size bilgeliği satıp, pazarlayıp Ferrari'sini satıp Lamborghini aldı. Ve yapılan bütün o romantik doğa güzellemelerini de saçma buluyorum çünkü gerçekçi değil. Çünkü doğa öyle bir şey değil. Doğa bağımsız ve tekinsizdir. Varoluşu insana adanmamıştır. Onunla uyum sağlaması gereken insandır. Yani doğa dediğimiz şeyi yazlığındaki 15 metrekaren balkonunda, bahçende algılayamazsın. Ona gerçekten kulak verenler öyle her gördüğü çiçeğin rengine, kokusuna şiir yazanlar değil. Ne bileyim depreme dayanıklı ev yapanlar mesela. Yangınlara karşı önlem alan insanlar. Doğayı gerçekten önemseyen insanlar bunlar. O gerçekliği kabul etmek gerekiyor. Çünkü bu yüzeysel romantik güzellemeler yüzünden bir sürü beyaz yakalı köye göçtü ve hepsi hüsrana uğradı. Birçok arkadaşım var. İşte köye taşındılar. Şimdi çoğu alkolik ve daha da depresyonda. Daha da kötü haldeler yani. Yani söylemeye çalıştığım şey, kendimizi iyi tanımalı ve çevremizi doğru algılamalıyız ki hayaller ve hayatlar arasındaki uçurum çoğalmaz. O sürüncemede daha uzun süre kalmayalım. Dolayısıyla bazı kavramların
yeniden sorgulanması gerektiğini düşünüyorum. Evet. Başka var aslında. Kaç dakika? Öyle. Aslında bunun karşılıklı soru cevap olmasını isterdim. Ama herhalde böyle yapacağız ve hala buradasınız ve bana bakıyorsunuz. Kendi başarı hikayemden de bahsettim size. 30 yaşındayım, yazarım. Normalde yapmam gereken şey oturup kitap yazmak. Ama son birkaç yıldır YouTube'da bir kitap programı yapıyorum. Bu da hem konuşmamı hem görünmemi gerektiren bir iş. Çok bayılmadım ama ilginç bir şekilde hoşuma da gitti. Kitap programının ilk bölümünde ilk söylediğim şey, burada kimsenin ihtiyaç duymadığı bir şey yapacağım. Edebiyattan ve felsefeden bahsedeceğim oldu. İhtiyaç varmış herhalde. 2-3 yıldır yapıyorum. Sürdü yani. Bayağı uzun bir süre. Bu da benim hayatımdaki en güzel yanılgı oldu aslında. Ama bu benim başarım mı? Emin değilim. Bence bu izleyicinin başarısı. Çünkü bana tahmin etmek çok zor. Bunu kız arkadaşıma sorunu anlatır size. Dolayısıyla benim hikayem de bu kadar aslında. Basit. Ha bir de bir alıntı yapacağım. Bir şiirin, Metin Altıok'tan bir şiir bu. Çok kısa, çok öz. O da şöyle diyor. Sen ki banarsın altın suyuna, yıllardır bir zinet gibi kendini. Bırak lağım karışsın bundan sonra kuyuna, biraz da pislikle sına erdemini. Bu çok hoş. Ama şiiri tamamlamak, ayıp. Teşekkür ederim.